Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. En iyi 5 euro, en kötü 5 euro serimizin son ayağı teknoloji sınıfı. Ve arkadaşlar, sanki bir solukta bitirmişiz gibi bu serinin de sonuna geliyoruz. En iyi 5 eurodan başlayalım arkadaşlar. En iyi 5 euro içerisinde teknolojide kesinlikle Ghost var. Ghost arkadaşlar genel anlamda da oyunun en iyi eurolarından bir tanesi, yine bu sene geldi. 2018 eurolarından. Özellikle attığı kritik darbe hasarı, özel saldırı ikinin arkadaşlar inanılmaz. Gerçekten inanılmaz, yok böyle bir hasar. Yani neye göre vermişler bu özelliği bilmiyorum ama efsane. Aynı zamanda yine görünmez moda geçip arkadaşlar boyut atlayarak da birçok etkiden, hatta hemen hemen her etkiden kurtulabilen enfes bir hero arkadaşlar. Kesinlikle teknoloji sınıfının ve oyunun en iyi hero'larından bir tanesi Ghost. Diğer bir kalite hero arkadaşlar Stark, yine saldırı gücü çok çok enfes, inanılmaz bir hero. Üzerine topladığı yüklerle arkadaşlar, aynı zamanda otomatik kaçışlarla rakibi sersemletmesi ve şok vermesiyle oyunun en etkili arkadaşlar saldırı hero'larından bir tanesi. Ki birçok büyük ittifaklarında savaşta saldırıda kullandığı çok çok kaliteli bir hero. Stark örümcek ve eskimeyen bir yetenek arkadaşlar Star-Lord. Combo sayıcına bağlı olarak inanılmaz hasar veren, özellikle uzun dövüşlerin en iyi adamlarından bir tanesi Star-Lord arkadaşlar. Aynı zamanda kendi üzerine hit açması ve özel saldırı 2 ile özel saldırı 3 ile rakibe verdiği 4 farklı etki arkadaşlar. İyileşme engellemesi, güç boşaltması, zırh kırması ve şok etkisi arkadaşlar. Star-Lord'u yine hem teknoloji sınıfının hem de oyunun en iyi hero'larından biri haline getiriyor. Ve yine bu yıl içerisinde oyuna eklenmiş olan bir tanesi arkadaşlar Iron Man Infinity var. Yine çok çok etkili. Saldırısı da çok etkili ama arkadaşlar özellikle savunma yeteneği, otomatik bloğu ve kolay kolay siper yememesi Iron Man'in özellikle defansının arkadaşlar en iyi hero'larından biri haline getiriyor. Iron Man Infinity var. Ve arkadaşlar oyuna yeni eklenen bir hero'dan bahsedeceğim yine, hatta 2018'in sonlarına doğru. Dark Half arkadaşlar özellikle defansif özelliği ama saldırı gücü de çok etkili. Çok fazla kişinin bilmemesine rağmen, ki bende de şu anda yok arkadaşlar, Dark Half kesinlikle arkadaşlar oyunun en iyi hero'larından yeni bir tanesi. Aynı zamanda teknoloji sınıfının en iyilerinden bir tanesi. Hem defansif anlamda hem de saldırı anlamında çok çok kaliteli bir hero arkadaşlar diyorum. Ve en iyi 5 hero'yu saydıktan sonra en kötü 5 hero'ya geçmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Kemal'in kankisi arkadaşlar. Kemal bu hero'ya hasta. Ördek Howard arkadaşlar. Ördek Howard'da birçok özellik verilmesine rağmen ne yazık ki istenilen potansiyele ulaşamıyor. Ve bu yüzden arkadaşlar Ördek Howard teknoloji sınıfının en kötü 5 hero'sundan bir tanesi. Ki bende 5 yıldızı vardı. Yine 5 yıldızı olan ve oyunun genel anlamda en kötü hero'larından bir tanesi Hulkbuster arkadaşlar. Zırhtan başka bir şey yok. O da çok fazla bir işe yaramıyor arkadaşlar. Yine çok kötü. Kabımın organından attığı bir hero arkadaşlar. Hulkbuster. Ve savaş makinesi. Ne yazık ki arkadaşlar yine çok kötü bir hero. Yani yine Infinity War'da ne kadar etkili olduğunu gördük. Ama arkadaşlar gelin görün ki kabımın organından attığı yeteneklerle ne yazık ki çok kötü bir hero olmuş. Ve diğer bir hero da arkadaşlar Vulture. Ya Vulture'yi buraya üzülerek koyuyorum arkadaşlar. Çünkü kaliteli bir hero ama teknoloji sınıfı içerisinde kendisine yer bulamıyor Vulture. Bu yüzden en kötü 5 hero'dan da bir tanesi Vulture arkadaşlar. Ve son olarak da yine üzülerek ekledim arkadaşlar. Normal Iron Man. Oysa çok güzel zırh kırar ve sağlık basar ama teknoloji sınıfı içerisinde ne yazık ki kendisine çok fazla yer bulamıyor diyorum. Ve toparlamak gerekirse arkadaşlar, en iyi 5 içerisinde Ghost, Stark Örümcek, Star-Lord, Iron Man, Infinity War ve Dark Hulk'ı ekledik. En kötü 5 hero içerisinde de Ördek Howard, Hulkbuster, Savaş Makinesi, Vulture ve normal Iron Man'ı ekledik arkadaşlar. Sizce bu liste nasıl? Bu listede en iyi 5'i kimi çıkarıp kimi ekleyebilirdik? Yani mesela ben bir bakıyorum, Doktor Octopod da çok severim. Yani yine Ultron da çok etkili birçok yerde.
Yine Sentinel var arkadaşlar. Yine çok çok etkili hero'lardan bir tanesi. Yine Yeşilcin. Eski Vision arkadaşlar mesela yine çok sevdiğim. Bunların hangilerini eklemek isterdiniz ilk 5'e, tabii kimi de çıkarmak isterdiniz onu da belirtirseniz. Ve aynı zamanda en kötü hero'lar listesine ekleyip çıkarmak istediğiniz varsa bunu da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz diyorum. Ve bu serinin de arkadaşlar teknoloji sınıfıyla sonuna geliyorum. İzlediğiniz ve tekrar tekrar destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese keyifli oyunlar.